Değerli satranç severler, herkese iyi günler diliyorum. Lviv'de oynanan Veşesi Memorial Turnuvası'nın 5. turuna geldik. Daha önceden bununla alakalı bir iki tane küçük hata yaptım, fark ettim ama artık çok da önemli değil. Tur sayılarını doğru yazmadım galiba daha önce çektiğim videolarda ama şu anda onu düzelttiğimi biliyorum. O yüzden onun için de özür dilerim sizlerden. Ve 5. turda artık biliyorsunuz geri kalan 5 turda 5'te 5 yapmak zorundayız. Çünkü ilk 4 turda sadece 1,5 puan alabildik. Ve eğer Grandmaster normal olmak istiyorsak 5'te 5 yapmak zorundayız. Çok da imkanlı gözükmüyor. O yüzden öyle oynadığımız satrançtan zevk almaya bakıyoruz. Ukrayna'nın Lviv şehrinde. Ve rakibimiz o zamanlar FIDE Master'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu anda iyi bir büyük usta olan Vitali Bernatski. Ve bakalım oyun nasıl gelişmiş. E4 hamlesiyle başladı ki o zamanki çocukların hepsi çoğunun yaptığı gibi o da E4 oynuyordu. E5, at V3, at C6, fil B5, A6, fil A4, at F6'dan sonra benim o dönemler çok sevdim. Hala çok sevdim. Hatta bununla alakalı belki takip edenler varsanız da biliyordur. Yenilik satranç için Chigorin'le alakalı bir database yapmıştım. Onu da size tavsiye ederim. D6 hamlesinden sonra C3 oynayınca kısa rok, B3 oynayınca da at A5 hamlesiyle Chigorin'e dönüştük. Fil C2 önce C5, D4 hamlesi bunlar standart biliyorsunuz. İspanyol'un açılış konuları Chigorin varyantının açılış pozisyonu bu da her şey çok standart ilerliyor. Vezir C7, at BD2'ye de zaten bu yenik satranç için tavsiye ettiğimde C4 C4 ve fil D7 hamlesini burada oynadım. At B1 oynayınca kale AC8, at E3 bu ana devam yolu. Ve at C6 oynayınca burada ana devam yolu tabii ki D5 ile başlıyor. D5 at B4'e ben kısaca gösterelim. D5 at B4 fil B1 ve burada A5 A3 at A6 ve bu şekilde başlayan bir devam yolu var. Burada kritik hamle B4 bilinmesi gereken ve devam yolu bu şekilde gidiyor. Fakat burada rakibim, genç rakibim ya teoriyi bilmediğinden ya da değiştirmek amacıyla burada A3 hamlesini tercih etti. A3 oynayınca burada yaptığım hamle çok mantıklı. At alır D4 hamlesini aldım. Ve E4 vezir D4'ten sonra daha şimdiden konumdan memnunum. Ama burada bilgisayara göre en doğru hamleyi yapamamışım. Burada bilgisayar D5 hamlesinin burada hemen siyahlara üstünlük vereceğini gösteriyor. Çünkü E5 oynadığınız zaman fil C5 ve burada büyük bir aktivite var siyahlar adına ve siyahların durumu bayağı iyi bilgisayara göre 0-40 üstünlük veriyor. Çok da önemli değil. Ben bu pozisyonda file altı oynadım. Burada amacım tahmin edeceğiniz gibi böyle açılışta falan bir üstünlük elde etmeye çalışmıyorum. Zaten bu İspanyol açılışının standart pozisyonlarından bir tanesi. Buna benzer daha önce de daha sonra da bir sürü parti oynadım. Burada önemli olan daha çok oynadığımız şey, dikkat ettiğimiz şey piyon yapısı. O yüzden bir hamlenin iyi olup olması çok önemli değil ama tabii ki bu D5'te bir sürü partimde yani oyunu kazanmak adına kullandığım önemli temalardan bir tanesi. Bunu kaçırmış olmam da tabii ki üzücü. Ama file altta çok doğal bir gelişme hamlesi. Siyahlar taşlarını geliştirmeye devam ediyor. Beyazlar fil D2 oynadı ki bu da çok mantıklı. Beyaz fil kendisine C3'te çok etkili bir çapraz bulacak herhalde. At D7 oynadım. Fil F6 oynayarak bu C3'e gidecek olan fili tabii ki karşılayabilmek istiyorum. Kale A1 oynadı. Fil F6 ver veziri. Vezir B4 yine mantıklı bir hamleymiş gibi gözüküyor. Ve burada birazcık garip gözüken vezir B7 hamlesini yaptım. Ve vezir B7 oyuncu burada genç oyuncu Vitali Bernatski de burada at D5 hamlesini oynadı. Ve burada fil D5, E5'ten sonra aslında buna benzer konuları birazcık Sicilya savunmasını da andırıyor. C hattının açık olduğu bir pozisyon. Ve burada ben siyahlar adına aslında memnunum aslına bakarsanız. Çünkü D5'teki piyon C2'deki fili birazcık rahatsız ediyor. F6'daki filim çok kuvvetli. Atım için C5 ve E5 kareleri var. Bu filin kuvvetini görüyorsunuz burada. Yani iş yapıyor diyelim en azından. Şu anda çok ciddi bir tehdit yaratmıyor gibi gözükse de. Siyah at için bu iki önemli kare açık ve açık atlardan kale F8'de siyahlarda beyaz karelerde kesinlikle kötü değil. Ve E5 önce burada at E5 hamlesini tercih ettim. Şimdi fikrim tahmin edeceğiniz gibi vezir D6 beni korkutmuyor. Çünkü vezir D6 burada kale D8 ya da at C4 hamlelerinden sonra ben de hem D2'yi hem B2'yi istiyorum. Burada kötü olma ihtimalim yok tabii ki. O yüzden bu pozisyonda at E5 oynadım ve rakibim burada vezir E4 geldi. Vezir E4 oynayınca burada şimdi normal şartlarda bu pozisyonda tabii ki G6 oynamak
daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama bu oyunda nedense at G6'yı tercih etmiştim. İnanın bana şu anda hani o zamanlar neler düşündüğümü hatırlayamıyorum ama G6 hamlesi bana galiba şöyle bir şeylerden çekindiğimi hatırlıyorum. G6 oyuncu böyle flash 6 oynar ve doğal kale F8 hamlesini F4 yüzünden yapamıyor olduğum için bunu istememiş olabilirim diye hatırlıyorum ama inanın çok uzun zaman geçti sonuçta 11 seneden önce 11 sene önce oynadığım bir parti gösteriyorum. Burada at G6 oynayarak muhtemelen daha fazla yani burada herhangi bir zayıflık vermek istemiyorum. Sonuçta F6'daki film hala çok kuvvetli B2 istiyorum. Ondan sonra burada başka bir sürü fikrim daha var ve fil B2'den sonra mesela kale C4 olabilir. Kale F8 bazı durumlarda bir tehdit olabilir. Ve burada rakibim garip bir şekilde bu fil D3 oynayarak B2'deki piyonu feda etti. Tahmin edeceğiniz gibi burada yani o zamanlar tabii Bernatski şimdiki gibi korkutucu bir oyuncu değildi. Dolayısıyla ben de siyah beyaz göz ardı yani siyah beyaz çok umurumda değil. Burada bu küçük çocuğu yenmek istiyorum tabii ki. Ve bunu yapmanın en iyi yolu da boştaki piyonları almak tabii ki ve fil alır B2'ye. O yüzden çok mantıklı ve çok doğru bir karar. Şimdi burada E altında küçük bir sıkıntı var gibi gözükse de atın F8'e kapanacak olması yüzünden burada kale C8'den sonra vezir E8 hamlesi mümkün değil. Çünkü aldıktan sonra at F8 ve mat olmadığı gibi bir de vezirinizi kaptırmış oluyorsunuz. Fil B4 yine çok mantıklı bir hamle. Hemen D6'daki piyona saldıran önemli bir hamle. Vezir B6 oynayarak hem bunu tuttum hem de ileride A5 sürüşüyle o filin o etkili yerden gitmesini istemedim haliyle. H4 oynayınca fili E5'e döndüm ki bu da E hattını kapatmak herhalde mantıklı olsa gerek. H5 ve at F8. Şimdi gördüğünüz gibi H7'deki piyon da vermiyor. Ve rakibim burada hakikaten bayağı yaratıcı bir şeyler yaptı. Çocuğu da takdir etmek lazım. Ki mesela şu anda önümde bilgisayar siyahların piyon fazla olmasına rağmen konuma eşit diyor. Burada vezir G4 hamlesini öneriyor. Ama rakibim burada böyle önce vezir F5 oynayınca ben kale D8 geldim ki bu durumda kale A8 hamlesi birazcık daha iyiymiş. İnanın böyle hamleler işte dediğim gibi daha önceden oyunu oynarken böyle kafanızda kırmızı sarı ışıklar yanmıyor burada oynarken. Burada taşımı yani mantıklı yerlere götürmeye çalışıyorum. Şimdi bir ara E5'teki film oynadığım zaman D6'daki piyon tutulu kalsın istedim herhalde. Ama neden kapalı hatta gittiğimi inanın şu anda bilemiyorum. Burada kale B8, kale A8 öneriyor bilgisayar ki bunlar da aslında bakarsanız kapalı hatlar. O yüzden bu pozisyonda bu kale D8 yerine bilgisayarın kale A8'i muhtemelen daha iyi olacaktı. Ben burada kale D8 oynadım ve burada rakibim çok enteresan bir kombinasyona başladı. Kale alır E5 hamlesini. İlk başta anlamak mümkün değil neye yaradığını bu hamlenin. Böyle oynayınca fil E'de oynadığı zaman şimdi burada tahmin ediyorum ki siyahların burada planı işte pardon özür dilerim beyazların planı F8'i almak o kadar korkutucu değil. Şimdi D piyonunu bir şekilde oyuna sokmak istiyor. Ve D piyonunu ilerlettikten sonra bir şeyler yapacak herhalde. İnanın hala ne olduğunu anlamıyorum. Ben de burada bir sürü seçeneğim varken bilgisayara göre en kötüsünü seçmişim. Bu durumda kale E8'i öneriyor bilgisayar. Kale E8 oyna diyor. Ama ben bu pozisyonda F6 oynadığım zaman bu konuma hala eşit diyor bilgisayar. Burada piyon fazlayım ama eğer burada rakibim basitçe fil alır D8 alsaymış ve vezir D8'e sonradan vezir E4 oynasaymış bilgisayar hala bu pozisyonun siyahlar için iyi olduğunu düşünüyor. Pardon eşit olduğunu düşünüyor ama sonuçta beyazlar da tehlikeden uzak bilgisayara göre. 3 tane 4 tane varyantının hepsine 0 0 0 diyor. Bu da bu konumun hala eşit olduğunu gösteriyor. Fakat ben oyunda F6 oynayınca rakibim burada D6 hamlesini yaptı ki bu da öyle çok fazla bir şey değiştirmiyor. Ama bu D6 oyunundan ben her zaman kale D6 gibi imkanlarım olacağı için açıkçası mutluydum. Önce şah F7 oynayarak şahımı oyuna soktum. Çünkü şu anda hemen kale D6 almam mümkün değil. Vezir C8'den sonra oyunu kaybediyorum. F8'deki atı tutmam mümkün değil. O yüzden burada önce şah F7 oynayarak kale D6 tehdidini gerçekleştirdim. H6 oynadığı zaman işte burada şimdi ciddi bir karar verme zamanı. Burada standart hamle tabii ki G6 olurdu. Muhtemelen rakibim de buna güveniyordu şimdi. GH6, Vezir F6 yüzünden alamayacağımı güveniyordu ama burada kale alır D6'dan sonra. Şimdi kaliteyi verdim. Ve Vezir C8 hamlesinden sonra şimdi basitçe şahı aldım. Şimdi burada tabii Vezir C8 basitçe diyorum ama şimdi burada eğer fil D6 alsaydı Vezir D6 G7'yi aldığı zaman şimdi burada şahla alıyorum. Ve gördüğünüz gibi iki tane piyon fazlayım ve beyazların atağının ya da konfrontasyonun nerede olduğu kesinlikle belli değil. Ama kale D6 oynayınca vezir C8 olunca şimdi burada ufak da olsa tehlikeler var ve aslında ufak da demeyelim ama çok ciddi tehlikeler var. Şöyle ki
Bunu aldığınız zaman HG'de şimdi sadece atı istemekte kalmıyor. Aynı zamanda G8 vezir de çıkmak istiyor ve bu hakikaten çok ciddi bir tehdit. Yani ikisini birden engelleyebilmem lazım. Ama buradaki en önemli olanak da benim şu anda D3'teki file basıyor olmam. Yani D3'teki fil boşta kalacağı için şimdi yeni vezir kolay kolay çıkamayacak. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Kale D8 o yüzden önemli bir savunma hamlesi. Kale D8 oynadığım zaman vezir D8 mesela mümkün değil. Çünkü vezir D8, G8 vezire basitçe ben de D3'te boşta kalan file alıyorum. Ve işte o yüzden D3'teki file saldırıyor olmak önemli demiştim. Bu yüzden kale D8 oynayacağım. Şimdi burada genç oyuncu burada vezir G4 hamlesini tercih etti. Vezir G4 G8 konusunda ısrarcı ama basitçe at G6 ve orada hattı kapatarak G8 veziri engel. Vezir H5 bu da mantıklı gözüküyor. At F4 oynadım ona da. Şimdi artık burada o biraz önceki korkunç saldırı bitti diyebiliriz. Çünkü vezir alır H7. G8 vezir şah çekmek istiyor olmasına rağmen. Şimdi burada basitçe şah D6 oynuyorum. Ve buradaki fikir yine gördüğünüz gibi bu sefer at D3'teki file saldırdığı için G8 vezir oynadığı zaman kale G8 vezir G8 at D3'ten sonra şimdi burada oyunu kazanmak zor olmayacak. F2 istediğim için hemen hemen her şeyi bir sonraki hamle vezir alır F2 yapacağım. Vezirle savunsa bile bunu yapacağım ve 2 piyon fazla oyunu rahatça kazanacağım. O yüzden burada şah D6 oynayınca burada genç oyuncu G3 oynayarak atımı kovmaya karar verdi. Ama bunun da kötü tarafı artık bu G'deki piyonu desteklemesi mümkün değil. At alır D3'ten sonra. Vezir D3 oynayınca vezir D4 oynadım. Şimdi tabii ki daha fazla geriye çekilmek istemiyorum. Vezir çok merkezi güzel bir yerde. Ve vezir G6 oynayınca da önce bir tane şah. Bu da önemliydi diye hatırlıyorum. Şah H2'ye götürüp şimdi vezir D5 oynadım. Şimdi gördüğünüz gibi artık G8 karesi de tutulu. Artık kale fazlayım. Tek yapmam gereken şey küçük de olsa bir dikkat göstermek. Vezir F6, şah D7. Şimdi burada piyonları toplamaya çalıştı ama bunun artık çok önemi yok. Burada dediğim gibi önemli olan kale fazla olmak ve kale 1-2 hamle sonra özellikle G7'deki bu kuvvetli piyonlar kurtulduktan sonra oyunu bana kazandıracak. Burada şah H7 ile bu piyonla uğraşmaya gidiyorum. Bu piyondan kurtulmaya gidiyorum. Kale G8. Şah G1 oyuncu vezir E6. Vezirleri değişmek istiyorum. Vezir D3 gelince şimdi burada artık basitçe kale alır G7 ve en önemli düşmanımdan da kurtuldum. Şimdi yapmam gereken şey burada yavaş yavaş şaha karşı bir saldırı düzenlemek. Kale fazla olduğum için de oyunu rahatça kazanacağım. Vezir B5 aldı. Şah F6 oyuncu A4. Kale D7. Vezir B4 gelince kale D1 şaha çekmiştim. Böyle geldi ve vezir D5. Şimdi mat istiyorum ve mat tehdidi yüzünden şimdi burada çok fazla bir imkanı yok. Vezir F8 oynadı. Ama bu beni hiç korkutmuyor. Çünkü şah bütün taşlarım tutuldu gördüğünüz gibi. Ve hep mat atağı var. F3 oynadığı zaman kale D2. Ve burada vezir D7. Şimdi şah bir yere oynadığı zaman şah çekeceğim için burada böyle vezir H6 şah çekti. O yüzden vezir D7 güzel hamleydi. Şah D5 karşı şah. G4 oynayınca kale D3 ver diyorum F3'teki piyonu. Şah G3 oynayınca da burada basitçe vezir A4 aldım. Ve şimdi gördüğünüz gibi hiçbir yerden şah çekemiyor. Eğer gerekirse vezir F4 ile vezirleri bile değişebilirim ki çok daha kuvvetli hamleler bulabilirim herhalde vezir E4 gibi. Gerçi tabi beyazlar da bir hamle yapacak. Ama bu vezir A4 alışımdan sonra burada beyazlar oyunu terk etti ve son 4 partide 1,5 puandan sonra ilk partide kazanmıştım hatırlıyorsanız. 3 turluk bir aradan sonra ilk defa galip geldim. Yine rakibim de yine 2350 civarında bir oyuncuydu. İlk turda yendiğim Greg gibi. O yüzden şu ana kadar ki performansımız öyle çok ümit verici değil. Ama burada şuna değinmek istiyorum. Yani burada özellikle siyah beyazlarla oynayan oyuncunun hani cesaretini dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani burada bence çok ciddi, çok agresif kararlar aldı. Ama işte oradaki şanssızlığı o dönemlerde ben ondan daha iyi hesap yapıyordum herhalde. Ve bu sayede bu oyunu kazanmayı başardım. Her ne kadar bir iki yerde fırsat kaçırmış olsa da. Fırsat derken kazanmak adına değil ama durumu eşitlemek adına bazı fırsatlar kaçırdı. Onun dışında öyle çok da fazla hata yapmadım. Konumu daha iyi anladığım muhtemelen ve rakibime çok da şans vermediğim bir parti. Ama zaten hani rakibimden bu kadar rating fazlayken de böyle şeyler olmasını bekliyoruz. Yani hani böyle çok da bir sürpriz değil. Çok büyük bir başarı da değil. Özellikle o zamanlar. Daha sonra tabii kendisi de bayağı kuvvetli bir oyuncu oldu biraz önce bahsettiğim gibi ama en azından o dönemki şartlardan bahsetmek gerekirse
Öyle çok da önemi olmayan bir parti kazandım. Zaten 4 parti daha kazanmam lazım. Bunlardan ikisi genç oyunculara, son ikisi ise daha tecrübeli oyunculara. Bir tanesi 2550 civarı bir büyük ustaya karşı olacak. Bakalım geri kalan son 4 turda başımıza neler gelecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. İyi günler.